Yahya Bostan. Sihalar Suriye'de kime ne mesaj verdi? Terör örgütü PKK’nın Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin planını daha önce yazmıştım. Buna göre örgüt seçimlere kısa bir süre kala eylemsizlik kararı almış, saldırı planlarını seçim sonrasına ertelemişti. Beklendiği gibi de oldu. Özellikle Suriye sınırında hareketlilik gözlemleniyor. En son 11 Haziran'da Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin üs bölgesi ile Öncü Pınar polis yerleşkesine terör saldırısı düzenlendi. Neyse ki can kaybı olmadı. Bu tür durumlarda Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütüne meşru müdafaa kapsamında kara ateş destek vasıtalarıyla cezalandırma atışları yapar. Saldırıyı yapan unsurlar etkisiz hale getirilir. Ancak bu kez daha önce yaşananlardan farklı bir durum vardı. Teröristlere verilen karşılık obüs atışlarıyla sınırlı kalmadı. SİHA'lar uzun bir aradan sonra Suriye hava sahasına girerek Tel Rifat ve Münbiç'te mini bir sınır ötesi operasyon gerçekleştirdi. Daha önce tespit edilen hedefler vuruldu, 57 terörist etkisiz hale getirildi. Bu mini sınır ötesi operasyon ilgilileri için çok boyutlu mesaj taşıyor. Şöyle anlatayım, terörle mücadelede kritik bir eşikten geçiyoruz. Konunun güvenlik ve diplomasi boyutlarını ilgilendiren önemli gelişmeler yaşanıyor. Güvenlik boyutunda yapılacak ilk tespit şudur. Yurt içi ve yurt dışında terör örgütünün etki alanı önemli ölçüde daralmıştı. Öyle ki Kandil yurt içinden adam devşirmede güçlük çekmektedir. Örgütün sözde eyalet sorumlularını yurt içinden devşiremediği, bu görevlere artık daha çok Iraklı ve Suriyeli isimlerin getirildiği belirtiliyordu. Son günlerde yaşanan üç gelişme Irak ve Suriye'nin yanı sıra Avrupa başkentlerinin de örgütün eleman devşirme merkezi haline getirildiğini gösteriyor. 1. Almanya'daki Anayasayı Koruma Teşkilatı bir rapor yayınlayarak Almanya'daki en büyük yabancı terör örgütünün 14.500 destekçisiyle PKK olduğunu açıkladı. Örgütün Almanya'dan eleman devşirdiği raporda vurgulandı. 2. Bundan bir hafta önce Irak'ta yapılan bir SİHA saldırısında öldürülen teröristin Alman uyruklu olduğu ortaya çıktı. 3 Yine geçtiğimiz günlerde beslenemediği için bağırsakları delinen bir kadın terörist Irak'ta bir mağarada bulundu. Teröristin Avrupa'nın göbeğinde. Paris'te yaşarken örgüt tarafından devşirildiğini öğrendim. Ek bir bilgi bu kadın terörist Mehmetçik tarafından Türkiye'ye getirildi. Bir hastanede ameliyat edildi. Tedavisi sürüyor. Konunun güvenlik ve diplomatik ayağında ise birbirine zıt ilerleyen iki eksen var. Birinci eksende Amerika duruyor. Amerikalı komutanların Suriye'nin kuzeydoğusunda terör elebaşlarıyla görüşmeleri basına sızmış, Pentagon'un Suriye'nin kuzeyiyle Kuzey Irak'taki Süleymaniye arasında ilişki tesis ettiği ortaya çıkmıştı. Amerika Suriye'nin batısında da boş durmuyor. 20 Ocak'ta Amerika'nın rejim muhaliflerini PKK-SDG çatısı altında birleşmeye zorladığını yazmıştım. Bakınız, Amerika patentli girişimlere hazırlıklı olun. Bu bilgiyi teyit eden bir gelişme geçtiğimiz günlerde yaşandı. Örgütten bazı isimlerin İdlib'e giderek HTŞ ile petrol tedariki konusunda görüştüğü ortaya çıktı. İki örgütün ekonomik anlaşmaya varması halinde işbirliklerini siyasi birlik noktasına taşıyabileceği belirtiliyor. Diğer bir deyişle Türkiye, Suriye'deki terör alanını daraltırken Amerika genişletmeye çalışıyor. İkinci eksende Ankara ve Moskova'nın Suriye'de örtüşen çıkarları yer alıyor. Terör örgütü PKK Türkiye'ye açık tehdit. Rusya içinse bir Amerika aparatı. Moskova bu konuda rahatsızlığını dile getiren en ileri açıklamayı bu hafta Astana'daki dörtlü toplantıda yaptı. Rus heyeti başkanı Mihail Bogdanov, Suriye'deki ayrılıkçı Kürt grupların Amerika'nın baskısı nedeniyle Şam'la masaya oturmadığını, bunun Moskova açısından bir numaralı konu olduğunu söyledi. Tüm bunlara bir de İran ve Suriye'nin Türkiye-Suriye normalleşmesinde ayak sürdüğü tespitimizi ekleyelim. Rusya'nın Moskova'da yapılan son toplantıda İran ve rejimi masaya biraz da zorla oturttuğunu geçtiğimiz hafta belirtmiştik. 57 teröristin öldürüldüğü o mini sınır ötesi operasyon tam olarak bu denklemde gerçekleşti. Operasyonda bu kez Suriye hava sahasına giren SİHA filosu da kullanıldı. O bölgede Hava kontrolü Ruslarda bulunuyor. O halde mini operasyonla verilen mesajın tek muhatabı terör örgütü değil, ülkenin batısında rahat durmayan Amerika'nın da, Türkiye ile normalleşmede ayak sürüyen Şam yönetiminin de bu mesajdan alacağı bir pay var. Yahya Bostan, Yeni Şafak Melih Altınok Bu iğnecilerin hesaplarını inceleyin. Bu köşede adlarını defalarca okuduğunuz, Hekim kılıklı şarlatanlar çocuklarımıza ne idüğü belirsiz korona iğnelerinin vurulması için ısrarlı kampanyalar düzenlediler. Aşısız çocukları hatta velilerini okula sokmadılar. Peki sonuç? Türkiye'de Covid'e yakalanıp ağır bir şekilde hasta olan ve ölen bir tek çocuk bile duymadık. Ve o korona sıvılarının üreticileri şu an Avrupa'da yargılanıyorlar. Amerika'da da para karşılığında aşı reklamı yapan gazetecilerin hesapları deşifre ediliyor. Biliyorum unutmak istiyorsunuz. Ne var ki unutturmayan, aynı delikten ısırmaya çalışan onlar. Korona sıvılarını olmayın, çocuklarınıza da yaptırmayın dediğim için sen doktor musun, bizden daha iyi mi bileceksin diyerek üstüme yüklenen, sağa sola şikayet eden Hekim müsveddeleri ise utanmadan yine sahnedeler. Geçen de solcu geçinen ancak küreselcilerce beslendiği ortaya çıkan TTB'de toplanmışlardı. Kılıçdaroğlu seçimleri kaybedince bu cahil halka laf anlatılamayacağını fark edip Twitter'da siyaseti bıraktığını ilan eden Doktor Bayan Frankenstein haykırıyordu. Kızamık salgını varmış. Mobil istasyonlar kurup bir an önce çocuklarımızı aşılamalıyız. İşe de Suriyeli çocuklardan başlamalıyız. Yine yalan söylüyorlar. Medyada yine oyunlarına ortak oluyor. Sağlık Bakanı bu kez elini çabuk tutarak iddiaları yalanladı. Zaten çocuklarımızın çoğu da kızamık aşılı. İkinci aşıya ne gerek var? İlki korumuyorsa ikincisi nasıl koruyacak? Bizim yerli malı iğnecilerin motivasyonu da, heyecanı da dünyadaki muadilleri gibi tıp, bilim, insanlık olmadığına göre başka bir şey olmalı değil mi? Araştırılmayacak mı? Aklınıza, çocuklarınıza sahip çıkın. Koçum benim be. Ne tahsilli milletiz. Geçen akşam sebep sonuçta yeni asgari ücreti konuşurken bir üniversite öğrencisinden "Onca yıl oku, 500 dolar maaş al. Bu ülkede yaşanmaz. Gideceğim buralardan." yorumu geldi. Eğer bu kardeşimiz önüne asgari ücret alacağı bir iş hedefi koyduysa, neden üniversiteye masraf ediyor, kendini üzüyor anlamıyorum. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan bizim 8 milyon 400 bin üniversite gençliğimiz var deyince ağzımı kapatıp üf be diye eski Almanya Başbakanı Merkel gibi şaşırıyorum. Zira 2019 yılı itibariyle Türkiye'de 1000 kişiden 95'i üniversite öğrencisi, Almanya ve Fransa'da 1000 kişiden 40'ı İngiltere'de 39'u, AB ortalaması ise 1000'de 38. Geçmiş olsun Ukraynalı kardeşim. Amerika Başkanı Biden Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği konusunda diğer ülkelerle aynı standartları karşılaması gerektiğini, kendilerine özel bir kolaylık sağlamayacaklarını açıkladı. Biden'ın gözüne girmek için komşusu Rusya ile gerginliği tırmandıran batı kuklası bir adamı iktidara getiren Ukrayna halkına geçmiş olsun. Kaybettikleri huzurlarını, yaşamlarını geri getirmez ama bari çektikleri onca acının batı için hiçbir şey ifade etmediğini anlasalar. Çok sert, çok net. AYM'nin HDP kararını değerlendiren Devlet Bahçeli, şu kandilin kuyruğundan ayrılmaları lazım dedi. Ölmüş CHP'yi diriltmek. Evet 5. yazıya geldik. Hala CHP'den bahsetmedik. Seçimin ardından aylar önce söylediğimiz gibi birbirini yemeye başlayan baba oğul ve medyaları kusura bakmasın. Ölmüşsünüz, ağlayanınız yok. Adam hepinizi üst üste koyup sandığa gömmüş. Bu saatten sonra ne yapacağınız, ne edeceğiniz, hangi koltuğu kapacağınız, rantını kime dağıtacağınız bir avuç CHP eliti dışında kimsenin sorunu değil. Eskiden sorarlardı. Tek bir CHP'li seçmenin de ne olacak bu CHP hali diye dertlendiğine şahit olmuyorum. Koro halinde ne haliniz varsa görün diyorlar. Katılıyorum. Bir siyaset yazarı olarak Onca hayati mesele içinde artık zerre kadar ilgimi çekmiyorsunuz. Arada gülmek için açıp videolarınızı izlerim o kadar. İşiniz incir çekirdeğini doldurmayan CHP kulislerini, çevir Allah çevir ciddi ciddi okura sunan, ekranlarda toto oynayan, reklamınızı yapan gazetecilere, yorumculara kalmış. Melih Altınok Sabah